Beyoğlu A Camii'nde kendisiyle ilk müşerref olduğum gün değil de ondan sonraki ikinci defa kulaklarımla duyduğum bir söz. Allah'a ne kadar şükretsem az, hafızadan çıkmadı. Bazı şeyler unutuluyor. Şimdi yaş itibariyle eskisi kadar hafızamız kuvvetli değil. Günü gününe, dakikası dakikasına her şeyi tutamıyoruz ama geçmişe ait kıymetli hatıraları Allah'a şükür yine kendilerinin himmetleriyle, yine kendilerinin teveccühleriyle unutmuyoruz. Şöyle demişti Hazreti Üstadımız. Çantası vardı mübareğin. Şöyle bir çantası. Şu genişlikte ve şu ebatta. İçine cübbesini koyar, sarığını koyar. Bir de vaaz ettiği Kur'an-ı Kerim'i koyar. Camiye geldiği zaman açar oradan, cübbesini çıkarır giyer, sarını da alır başına giyer, kürsüye çıkardı. Kürsüden indiği zaman da onları yine çantasına koyar idi. O çantalar kalktı şimdi. Bilmem ne çanta derlerdi onlara. Yok şimdi, görmüyorum. Ben epeyden beri görmüyorum. O çantaların satıldığını da çantacılar vardır. Bayez Üniversitesi'ne çıkarken oradadır çantacılar. Oralardan da şimdi hiç geçmiyor. Bayağı merak ediyorum. O çantalar tarihe karıştı mı yoksa meydanlarda mı gözükmüyor? Her neyse, işte öyle bir çantası vardı mübareğin. İlk müşerref olduğum gün konuşurken camiden ayrıldıktan sonra yine böyle çantasına yerleştirdi şeyleri. Ben de karşısındayım. Daha onu çok seven bir 3-4 kişi de vardı devamlı etrafında. Ben dedim ki efendim müsaade buyurun, çantanızı ben taşıyayım dedim. O yanındaki adamlar da dedim ben gencim o zaman 20 yaşlarında. Onların hoşuna gitti benim böyle teklifte bulunmam. Aferin bak, İyi çocuk, Müslüman çocuk. Hürmet ediyor, hizmet etmek istiyor diyerekten yüzleri güldü. Efendim dediler, müsaade buyurursanız çantanızı taşımak istiyor dediler. Yok yok dedi, ben kendim taşırım çantamı dedi. Çantasını vermedi. İşte 5-10 gün sonra, 10-15 gün sonra tekrar gelin, Cuma'dan sonra Beyoğlu A Camii'nde Cuma namazından sonra vaaz ederdi. Tekrar geldim, yine gördüm, yine aynı vaziyet oldu. Çantasına koydu şeylerini. Ben yine efendim dedim, müsaade buyurursanız çantanızı ben taşıyayım. Şimdi ilk önce reddetmişti, o etrafındakiler yine reddederse diye hemen bana iltimas ettiler. Efendim dediler, müsaadeydim bak, geçen de vermediniz, şu çocuğa verin de gönlü olsun, çantanızı taşısın. Peki dedi, hadi bakalım dedi. İşte o zaman anladım ki biz kabul edildik. O kardeşimize verelim dedi. Çantayı, o kardeşim. Ben sevindim. Hele şükür, hakkımızda kardeş tabiri çıktı diye.
Sonra dedi ki, bu çantanın sapından tutanlar böyle yaptı. Alelade bir insan şöyle baksa, bir vaiz, hem de belli halinden, tavrından, maddeten fakir bir vaiz. Bu lafı nasıl söyler? Bu çantanın sapından tutanlar sıratı geçecekler. Ne büyük söz değil. Ama bunu herkes söyleyemez ki. Allah'ın kendisine müsaade ettiği bir kimse söyleyebilir bu. Bu çantanın sapından tutanlar sıratı geçerler dedi. Sıratı müstakim geçerler. Neyse aldım taşıdım. Çok sevindim, memnun oldum.